yaşar. Ay! Ne yapıyorsun Şüpil? Sivri, Sivri. Ha, ay. Aa, yine geldiler arkadaş. Sivrisinek gibiler resmen. Ya ben acaba farkına varmadan bunların amcaoğullarını, dayıoğullarını falan öldürdüğünde bana kan davası mı gidiyorlar? Aşkım, ne saçma salak konuşuyorsun öyle ya. Ne bileyim, kan kaybediyorum ondan herhalde. Oksijen çarptı, oksijen. Biz şey için gelmiştik. Bizim arabada arıza çıktı da aküden dolayı çalışmıyor. Sizin arabadan takviye alalım diyecektik Demir. Yok, bizde ara kablo yok. Zaten bizim ara kablo hani sizin akü falan bizim olmaz öyle, öyle olur mu ya? Olmaz diyorsun ha? Tüh. Ne olacak şimdi? Servis arayın gelsinler yavrum. İyi de servis buraya gelene kadar çok zaman geçer Celal amca. Ne yapsak o zaman? O zaman biz en iyisi buradan böyle başlayalım yürümeye ana yola doğru. Evet, ama uzak ama. Ay olur mu canım, ne yürümesi? Hadi geçin, geçin oturun. Meryem, bundan sonra ailece baş başa kalamıyoruz diyorsun ama. Allah aşkına, dün gece baş başa kaldık da ne oldu Celal? Çok iyi. Geçin. İyi, tamam. Madem o zaman kırmayalım biz de şimdi Perihan ablayı. Yeter! Evladım ne oluyor? Sprey müprey sık şu vücuduna ya. Bütün sinekler seni mi buluyor? Ne bileyim baba, herhalde yoğun bakımda bir hastaları var da kan grupları bana uyuyor. Acaba sen de benim haberim olmadan IQ'nu aldırmış olabilir misin? Tamam Celal, tamam, uzatmayalım hadi. Madem gitmiyorsunuz, Ayşen'le artık Yasemin Hanımcığım siz çalışırsınız bugün. Çünkü ben yoruldum her şeye koşturmaktan. Ne o ya, her yerde ben, her yerde ben. Yeter yani. Ben de sonuçta bir ananın evladıyım. Sen niye bu kadar yükseldin ya? Tamam, tamam, biz Ayşen'le hallederiz. Sen dinlen. Sizi de ben keyif yapıyorum. O zaman mangalda ateş yaksın. Nasıl espri? Ya işin ustasını nasıl da taktiğe buluyorsun? Çok iyiyimdir bu konuda. Ben de yakarım. Yalnız burada hizmetkarınız yok ha. Herkes kendi işini kendi görecek. Ona göre. Tamam Süheyla, tamam. Çocuklar, bak mis gibi mantar topladım. Bunları da pişirirsiniz mangalda, çok güzel olur. Ben bir bakayım onlara, zehirli olmasın. Ha, o zaman siz de kına yakarsınız. Ben bir bakayım ona diyor, sanki çok anlayacak da. Ay tövbe tövbe, dağda bayırda toplanan her mantar yenmez. O yüzden söylüyorum Saadet Hanım teyze ya. Evladım, 40 yıldır topladığım mantarlar bunlar, beni şimdi mi zehirleyecek? Ben eskiden mal güderken bunları azık yapardım, ha? Azık. Ama sen azıkla mazıkla ne anlayacaksın? Otur hadi otur. Açız aç aç, hadi ama hadi ama bir şeyler yapın. Oh bak kızım da aç. Hadi pişirin şunları. Noter onayları alınmış mıydı? Ha, demek bu konuda bir girişimde bulunulmadı. Güzel. Peki avukat beyciğim, hukuk büronuz Gülriz Avcı'yı ne kadar oyalarsa beni o kadar memnun etmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Sen bu cesareti kimden alıyorsun Gülriz? Bu sadece ateşin meselesi değil. Geçmişi sorguluyor. Canımı yakmak için hisse senetlerini öne sürüyor. Gülriz bunları akıl edemez. Bunun ardında başka biri var. Yoksa o adam mı? Ercan. Gülriz'in attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Sen mi yaparsın, peşine adam mı takarsın? Aldığı nefesten bile haberim olacak. Emredersiniz efendim. Engellememiz gereken biri var mı? Yok yok, o kadar abartmayalım. Üçüncü göz olun yeter. Ana oğul bir araya gelseniz bile bir asaf avcı etmezsiniz. O küçücük aklınızla beni alt edeceğinizi sanıyorsunuz öyle mi? Şaşarım aklınıza. Pardon, bizim iki
çay vardı ama. İki çay. Hemen, hemen getiriyorum. Biz de hesabı rica etmiştik. Hesap tabii efendim. Kolay gelsin Emin Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Ben ateşe bakmıştım ama. Onlar Yasemin'le çıktılar. Nereye? Bilmem. Yani nereye gidiyorsunuz diye darlayacak bir adam değilim ben. Bizim hesap vardı. Tabii. Buyurun. Hesap getiriyorum. Biz geçelim şöyle o zaman. Ben ateşi arayayım bir. Buyurun efendim. Hesap. Ulaşılamıyor. Bu hisse hakları meselesinde Ateş Bey'in de imzası lazım Gülriz Hanım. Yani bu yaptığınız çok büyük bir değişiklik. Hakikaten bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Neyse o zaman biz kalkalım. Ateş'e sonra bilgisini veririz, imzasını da alırız yani. Siz bilirsiniz. Vaktiniz var mı acaba? Çok başım kalabalık, yardım etseniz. Maalesef. Bugün daha önemli işlerim var, kusura bakmayın. İyi günler. Selam. Şuayb yok ama çok sipariş var. İki tane çay var, iki tane kahve var. Sade orta, yok orta büyülü kek. Bana yardım et. Hayırlısıyla olur. Hayırlısıyla olur. Hadi, hadi geç yardım et. Geç.